Ben bombayı gümüş. Günaydın. Nasılsınız? Ben bombayı bim şu an. 76.45 verdik ki tartıyı. Su gibiyim. Gidiyorum resmen. Tüy gibiyim. Çok çok güzel bir sabah. Dünden beri 6 host siktir 700 gram düşmüşüm. Keyifler yerinde. Saat kaç? 6.46 bugün güzel uyudum. Geç kalktım. Dün 4'te uyanmıştım. Uyuyamamıştım bir daha. Yaklaşık 8.30-9 saat uyumuştum. Uyudum bugün. 9 gibi yattım ama gece bir kez kalktım. Bir yarım saat bir tuvalete falan girdim gece. Bir boşaltım yaptık. Şimdi direkt olarak vitaminlerimi içeceğim, glutamin içeceğim. Ondan sonra bir poz vereceğiz. Sonra kardiyoya gideceğiz. Bu sabah uyandığım vakitlerden saat 4 gibi falan bir tuvalete kalkmıştım. Bu arada hazırlamıştım onları. Şimdi direkt olarak burada bir glutamine patlatalım. Pardon, glutamini bunlardan sonra içeceğim. Çünkü glutamin bir tık daha fazla suyla içmem gerekiyor. Midemde olmasın. İlk önce uyarıcılarım için, mide koruyucum için. Ya. Lekarizm için. Dolu mideye poz vermeyelim. Zaman da kaybetmeyelim o sırada. Sabah içtiğim şeyden aslında tiroid içiyorum. Klambuterol. Onun dışında kafein. Lekantin içiyorum. Onun dışında da kafein var. Sabah bir tane, iki tane mide koruyucum var. 15 gram glutamin. Aynısı sabahta var. Aynısı akşamda var. Sabah 15, akşam 15. Bir tane nakaltüs koruyucu. Aynı zamanda balgam söktürücü. Aile hekiminizden beleşe yazdırabilirsiniz. Ben parayı alıyorum çünkü. Beleşe de alabilirim ben. Evet, çok fazla kullanmıyorum. Bir pozlara geçelim hemen. Koça form atalım. Bu düşük kilonun şerefine. Yeah. Bu yaş bizim. ...35 dakika. 15'e yiyeyim. 3'e sıra. 2 kardiyomuzu tamamlayalım. Onun dışında McFit'e bir git gel yürüyüş ekstra. Toplamda 7500. Belki 8 bin adımı tamamlayalım. Sonra ilk öğüne için. Beyler eve geldik. İlk öğüne direkt geçiyorum. Uzun zamandır hiç kendimi bu kadar hissetmemiştim. Harbiden
Bayağı bir iştahım arttı yani, karnım normalde aç olmazdım, normalde çok fazla yorgun olurdum. Şu an ikisi de var. Son 15 gün kaldı yarışa. Kardiyo yordu dayı. İlk önde bir yumurta, 150 gram kabak koydum. Üzerine 1,5 gram tuz attım. 10 gramlık hakkında. Bundan sonra yanında dolapta duruyor şu an. Soğuyor. 70 gram yulafım var. 50 gram whey proteinim var. 10 gram badem ezmesi. 15 gram da şekersiz çilek reçelim var. Bunun üzerine barbekü mix atacağım biraz. Bayağı güzel oluyor. Yumurtayı ezdim çatalla beraber. Kapağı da üzerine attım, iyice karıştırdım. Ben direkt bunu yemeye başladım. Yusuf falan da çok diyeceğim. Ondan sonra ufak bir kestiririm. 1,5-2 saatlik. İyice zaten bayışırım bu yemekten sonra. O şekilde diğer öğünde görüşürüz. Evet beyler, ikinci öğüne geldik. İkinci öğünde 50 gram pirincimiz var. Herhalde bunu kuşa versen doymaz diye tahmin ediyorum. 2,5 gram tuz attım. 100 gram da tavuğum var. Bu pre-workout öğünü, koçtan da bir haber geldi. Kilomuz artık bu yani. Kilo zaten daha önce 76,8'i görmüştüm. Sonrasında refeed yapmıştık. 79'a kadar çıkmıştım. Şimdi çok hızlı geri düştüm. Eğer yarın kilom artmazsa, ki zaten artmaz. Çünkü antrenmanlarım volümü de çok kısık. Yarın refeed başlıyor. 2 ya da 3 gün boyunca refeed yapacağım. 2 gün sonra bacak var. 2 gün sonra yüksek ihtimal bacak gününde çekmiş olurum refeed olarak. Full refeeding, bir de ekstra üstlenme idman. Yarışa 15 günümüz kaldı. 2 hafta. Tartıya 11 gün. 12 gün. Tartıya 2 haftadan bile az var. Artık sadece dinlenmedeyiz. Bu arada bu öğünün yanında bir de muzum var. Muzu kaşıkla ezdim. Dolaba attım muzluğa. Üzerine 1 gram kakao attım. Aynı zamanda o kakao benim idmanda pump'ımı da arttıracak. Pump olsak yeter zaten şu idmanlarda. 12 günde, 15 günde kas eklemek de mümkün olsaydı. 15 yılda 365 günden 24 tane 15 gün var. O zaman ben 2 seneler 12 olmalı olurum. Öyle bir şey mümkün olmadığı için zaten son 15 gün dinleneceğiz. O şekilde ikinci öğün. Bu öğünde sebze yok. İdman öncesi öğünlerde sebze olmuyor. Bunun sebebi de sindirim. Sindirim yormamak için. Bu öğünü yiyip doymayı bekleyeceğiz. İnşallah doyarız diye. Tabii doymayacağız. Ondan sonra yaklaşık 2 saat sonra idmana geçeceğiz. Bu öğün bir tık gecikti. Saat 12-10 geçiyor. Onun sebebi de elektrikler gitti. Ben de ocakta pişirmiyorum yemekleri. Airfryer'da ve pilav pişiricim var. Onu da pişiriyorum. Her gün burada pişirirken bir anda da ocağa geçmek istemedim. Çünkü artık hatırlamıyorum bile nasıl yaptığımı. O yüzden dedim biraz bekleyeyim, garanti olsun. Şansıma çok, yani bütün günde elektrik gidebilirdi. Uzun süreli gitmedi. Bir yarım saat kadar gecikti en fazla. Öyle ben bu oyuna yavaştan geçeyim. Ondan sonra antrenmanda görüşürüz. Burada da şöyle bir muz var. 1 gram kakao ile bile nasıl bildiğin çikolata gibi oluyor. İnanılmaz iyi. Bunu da göstermek istedim çünkü çok güzel tadı. Belki size öyle gelmiyor olabilir ama o şekilde ya. Bunu da gösterdim. Evet. Salona geldik. 2 kilolarla biraz ufaktan çıtırdan omuzları ısındıralım. Sakatlanmayalım. İlk hareket incline plate loaded chest press olacak. Bugün her şey bir set. Bir set sonuna kadar failure ama 4 hareketimiz var. Toplam 5 ya da 6 set olacak yani. Compound'ların hepsini bir sete düşürdük. İzolelerde 2 set. Chill bir idman. Sadece pump. Hiç kütleyle işimiz yok. Sadece kas hissetsek, kan doldursak yeterli. Geçelim şey. Burada da bir set 20-20 yapalım. Ondan sonra ufaktan bir 20-20 bir 40-40 yaparız. Sonra sete başlarız. Ağırlıkları düşürmemeye çalışıyorum. Tek set o yüzden. Hop. Yeterli. Başlıyoruz. Ana set ve tek setim. 80-80 taktım. Umarım ağırlığım düşmemiştir. 85 ile yapıyordum normalde. 11-12 tekrar. Şu an hedef 10-12. Hedef de yok aslında. 3 bile gelse tükendiğim sürece sorun yok ama bakalım ne olacak. İnşallah 10 çıkar diyelim. Hop 1. Oh. Yeah.
Ah şükür ya. 8. çıksaydı. 7 çıktı. Sağlık olsun. İyi hissettik en azından. İyice hareketliyiz. Burada lateral raise var. Push B'deyiz bu arada. Push B'yi çekmemiştim. Push B idmanlarımız zaten genel olarak çok daha kısa oluyor. Bu biraz daha omuz odaklı da diyemeyeceğim, göğüs odaklı da diyemeyeceğim. İkisi de ikişer set. Yani normalde zaten dörder, ikişer set demişim, ikişer hareket. Normalde zaten her zaman push B benim dört hareket. Bir tane de arka kolum var. Ve set sayıları biraz daha farklı. Omuz 6 set, göğüs 5 set. Gene 11 setim var. Şu an ama tabii şu an çok düşük. Bunu 2 set yapacağız. Bir set direkt ısınmaya başlayacağım. 5-6 tekrar. Hop. Yeterli. Bundan sonra ilk working geçelim. 65 kilo. Burada hiç tekrar saymayacağım. Onun her sayı bize makuldür. Güzel bir tükeniş. Doğaltı. Yedi. Sekiz. Yarısı boş tekrar ama beyond failure dediğimiz tükendikten sonra da biraz devam. Kasta kalan son taneciye kadar uyarmak istiyoruz. Fena bir set değildi. Çok inanılmaz bir hissiyat yok ama o da şu an çok flat olduğundan. Bütün yarış hazırlığı boyunca en düşük, en dip kilomu gördüm bugün. Ha, saçma bir şekilde günde iki son zamanlarda birkaç gündür 200-300 gram düşerken bir anda 850 gram düştük. Dün 77.3'tüm. Bugün 76.45 çıktık. Yarın da bir 300-400 gram düşse inanılmaz iyi olur. 3 gün dolu dolu yükleriz valla. Düşmezse de 2 gün yükleriz. İnşallah yükleriz yani. Ona yarın sabah bakacağız. Buradan 3. harekete geçeceğiz. Evet beyler, 3. harekete geldik. Rear delt fly. 2 negatif, 1 saniyede contraction. Sıktığımız nokta. Bu da 2 set gene. Ondan sonra da tek tek var. Hadi onu da 2 set yapalım ya. Yoksa göğüs kötü hissederim. Yani normalde yapmamam gereken bir şey ama. Toplam 4 setimiz daha var. 1 set ısınalım burada. Bunun açısını çok siktim yok. Çünkü zaten boyum yetmediği için bir tık şöyle. Formumuz bu şekilde. Hop. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yaparken çok dirseklerinizi geri almanız yani. Şu şekilde row yapar gibi yaparsanız saçma bir şekilde sırt aktivasyon olur. Sırt günde yapıyorsanız eyvallah da mesela benim yarın çekiş günüm. Yapmamın hiçbir mantığı yok. Üst sırt aktivasyonunu yarınki antrenmandan çalmış olurum. Şu an arka omuz odaklı çalıştığım için bunu. Özellikle arka omuzu hedef almak istediğim için. Sadece kol bir tık aşağıda, dirsek bir tık aşağıda. Sadece dirsek geri gidecek kadar. Bu sırtı sıktığımız noktanın hiçbir anlamı yok bugün. O şekilde direkt insete geçelim. 80 iyidir herhalde. Yeah. İstediğimiz 12 demiştik, 13 çıktı. Çok güzel failure ettik. Fly'a geçelim. Tek tek fly. Bunda 10-12 idi lan zaten. 10-12.
İkinci set yok ama onda 10-12 yaparız. Yüksek ihtimalle 10-12 yaparız. İnan, şu an bakalım bir nasıl olacak ilk set. Bir de arada bu alet bozuldu mu ne? Sol tarafta. Burası çok hareket etmiyor bazen. Sol tarafta biraz erkenden tükenişe gidiyorum. Saçma salak bir forma giriyorum böyle istemsiz. Bakalım bir set nasıl olacak? Bir deneyelim bakalım. Bak bu dediğim muhabbet oldu. Yok yani sol tarafta, bu tarafta bir sıkıntı var. İkinci sede buradan devam etmeyeceğim. Solun ayağım küçük kalacak. Şu öbür hareketi serbest ya, bu sedantar, daha sedantar. Genelde öyle, sedantar insanlar daha çok kullanıyor. Öbür sede diğerinden devam ederiz. Evet beyler. Bu full body spor ayına başlayanların geldiği yere geldik. Bunu yapan belki sağlam bodyciler de vardır ama ben pek görmedim. Çok hoşuma gitmiyor bu tarz garip bir hareket gibi geliyor bana ama. Bir set de burada yapalım. Ya bunu kendime bile çekemiyorum ki. Kollarım full düz ama öbüründen iyi olur yüksek var. Hop. Bilmiyorum, alkışlar gibi hissediyorum kendimi. Ama hissiyat fena değil ha. Yandı. Morukay'ın yarı kötü bir şeymiş. Öbürküden çok daha iyi amına koyayım. Ama yüksekten bozuk olduğu için çünkü ben çok seviyordum. Ama şu an gerçekten ikinci seti iki yapmışım dedirtti. Şimdi ufaktan triceps'e geçelim. İlk set atalım. Sonra yallah öğüne. Oğlum bu ne ya? Kollarım kaydı. Yep. Yeah. Bu hareket, normalde ben kolda böyle makine hareketlerini hiç sevmem. Hoşuma gitmez makineyle yapılan. Ama gerçi işte kol çalışmam ama herhalde sebebi bu. Ben biraz da dumbbellciyim. Ama böyle gerçekten %100 izole edebileceğim bir hareket olduğunda mesela bunu son 3 ya da 4 haftadır yapıyorum. Hani şimdi diyetin dibinde de kolum belki hiç çalışmadığım için zank diye küçülür diye biraz korktum. Ondan haftada 2 set triceps yapıyorum. Bisepsi 2 haftada 1-2 set yapıyorum. Bisepsim zaten eksik kalacak kadar küçülmüyor. Bu tarz şey hoşuma gitmez. Mesela bu makine benim için inanılmaz güzel oldu. Sadece şey kısmı biraz kötü. Ağırlık arttığı zaman vücudunu stabil tutamıyorsun. Karın kası çalışıyorum aynı zamanda. Midem falan dolu olsa, balıkta olsam, böyle yüksek yediğim bir dönemde olsam herhalde yapamazdım bunu ama şu an hoşuma gidiyor. Bir set daha yapalım. Sonra form çekmeye gidelim. Baksana stabil durmuyor. Yeah.
Güzel. Güzelse, pump güzel. Evet, selam. Antrenman bitti. Ben bir öğün attım antrenmandan sonra, onu çekmedim çok aç olduğum için. Şimdi antrenmandan sonraki ikinci öğüne geldik. Saat 6. Öğünleri bir tık erken bitirmek daha sabahki kilomuzu öğrenmek açısından daha iyi. Çünkü gece çok sindirimle uğraşmayalım. Tuvaletimize çıkalım. Gerekirse gece sabahına güzel doğru bir şekilde kilomuzu öğrenelim. Bu öğünde ne var? 5 gram zeytinyağı var. 200 gram tavuğumuz var. Bunlar çiğ ağırlık. Burada hiç saymadım. Farklı bir şeyler denemiştim son zamanlarda. Salatalık var, bayağı bir attım. Yaklaşık 3 gram tuz attım. Üzerine de 2 tane limon sıktım. Gerçekten salata yiyormuş gibi. Ve pirincin, yani burada 50 gram pirinç var. Ama hacmini o kadar büyütüyor ki. Gerçekten dışarı çıkmış mekanda salatalık yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama sağlam bir salatalık. Yani böyle ton balıklı veya düz balıklı bir salata gibi. Tavuk öyle bir hissiyat veriyor limonla beraber. İnanılmaz güzel. Bu videoyu burada yemeden önce kapatacağım artık. Bugünlük böyle bir video oldu. Uzun, kısa bilmiyorum. Elektrikler gitti gene. Karanlıkta takılıyoruz gerçi. Hava daha aydınlık ama. Güzel bir idman attık. Pump odaklı. Düşük set. Biraz yorgun bir gün. Yarın umarım kilo artmaz diyerekten, yorgunluktan dolayı. Yarınki refeed'i bekliyorum. Yarın belki kilo güzel düşerse 3 günlük bir refeed'im olacak yüksek ihtimal. 3 günlük bir refeed'im olursa yarın sırt günü, yarından sonra bacak. Bacak gününü çekmeyi planlıyorum. 2 weeks out güncel. Bütün rutinim bu şekilde. Bundan sonra 2 öğünüm daha var. Makrolar hala aynı son videodakiyle. 2600 kalori civarı. Ya da 2300'dü, emin değilim. 700 gram tavuğum var. 100 gram whey proteinim var. Sebzeyi saymıyorum. 10 gram badem ezmesi. 26 gram badem ezmem var. 100 gram pirinç. 100 gram pirinç unu. 70 gram da yulafım. Güncel böyle. Kardiyolar hala 5x35 günlük bir 13.000 adımım var. Artık son düzlüğe gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra neredeyse her gün 2-3 günde bir beslenme, kardiyo rutini vesaire değişecektir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sivrisinek dışından yapacağınız alışverişlerde Demiron kodunu kullanarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.